2022 KPSS tarih sorularına başlıyoruz. Sorular aslında ÖSYM'e uygun sorulardı. Bu yıl hani bu Badire'den sonra bu sorular olması gereken sorular. Sorulara bir bakalım. Soruları gözden geçirelim. Şimdi birinci sorumuz şöyleydi. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan aşağıdaki tabirlerden hangisi devlet teşkilatı ve yönetim anlayışından ziyade toplumsal yaşam ve inanışla ilgilidir. Bakın burada son cümle çok önemli. İnanışla ilgilidir. Yapku batıyı yöneten hükümdardı. İlteber hükümdardı. Aygucu vezirdi. Tarhan, Tarkan bunlar komutandı ama kurgan yeraltı oda mezarı. Defalarca söyledik zaten. E, yeraltı oda mezarı ölümden sonraki hayatın göstergeleri Kurgana dikkat edin diye zaten son canlı yayınımızda kurganla ilgili sorudan bahsetmiştik. Ona bir daha bakın demiştim. Kavram soracaklar ve soru geldi. Yani birinci soru kurgan olacak. Yaptığınıza eminim değerli öğrencilerim. Şimdi ikinci soru zaten banko soruydu. Yani Türk İslam devletleri ile ilgili soru gelecek dendi ve soru geldi. Müslüman olmayanların tasarrufundaki bu arazilere verilen at hangisidir? Peki ne diyor yukarıda? Türkistan devletlerinde fethedilen topraklar öncelikle Müslüman gaziler arasında paylaştırılırdı. Kalan topraklar ise üzerinde oturan Müslüman olmayan eski sakinlerine bırakılırdı. İşte bu arazilere verilen at neydi? Biz derslerimizde de söyledik. Dedik ki Müslümanlara verilen araziler öşürüye araziler. Gayrimüslimlere verilen araziler ise haraciye araziler olacaktı. Onun da cevabı belki şeyde değişik olabilir ama aşık. Haraciye arazi gayrimüslimlere verilen arazilerdi. Türk İslam Devletiyle ilgili güzel bir soruydu. Türk İslam Devletleriyle ilgili bir soru daha vardı sevgili öğrencilerim. O da şöyleydi. Diyor ki Melikşah dönemiyle ilgili neler söylenebilir? Yukarıda da bilgi vermiş. Demiş ki: Ermeni ve Gürcü yazarlar Sultan Melikşah hakkında "Kalbi Hristiyanlara karşı şefkatle doluydu. Geçtiği ülkelerin halkına kendi halkı gibi davranırdı." Bu sebeple birçok il 1086 yılında isteyerek onun yönetimine geçti ifadelerini kullanmış. Melikşah'la ilgili neye ulaşabilir? Tabii ki Melikşah'la ilgili burada varmamız gereken sonuç şu. Yönetim anlayışının sınırların genişlemesinde etkili olduğu. Yani iyi yönetmiş ki sınırlar genişlemiş. zaten son cümlede onu söylüyor dikkat ederseniz. Bu sebeple birçok il hangi sebep? İyi yönetim 1086 yılında isteyerek onun yönetimine girdi ifadelerini kullanmış. Ben son canlı yayınımızda şunu söylemiştim. Tarih soruları okuduğunu anlama sorularına çok benzer. Yüklemden önceki son cümlenin altını çizeceğiz ve aynen cümlenin ögelerinde olduğu gibi soru soracağız yükleme demiştim. Ee, i̇şte onun gibi bir soruydu. Yine Osmanlı e, devletinde de aynı şey geçerli. Bakalım neymiş? Bizans'ta yaşanan tat kavgaları sırasında Kantekuzen Osmanlılardan yardım istemiş ve sağlanan yardımla tahta çıkmıştır. Bizans Osmanlı ilişkilerindeki bu gelişmenin de etkisiyle Osmanlılar Rumeli'ye geçmesi kolaylaştı. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Osmanlı hükümdarı hangisiydi? Dersimize giren arkadaşlar biliyordur. Yani bir kayınpeder davası vardı. Kantakuzen Osmanlı ile ailevi ilişkiler kurmuştu. Ve Orhan Gazi bu dönemde oğlu Süleyman Paşa sayesinde karşı tarafa geçmişlerdi ve onun cevabı da Orhan Gazi olacaktı. İlk defa Rumeli'ye geçiş Orhan Gazi döneminde olmuştu. Bunu net hatırlayacaksınız zaten sevgili öğrencilerim. Orhan Gazi olacak o sorunun cevabı. Yine bir Osmanlı sorusu. Takılanlar olmuş bu soruya. Aslında hiç de takılmasına gerek yok. Aşağıdakilerden hangisinin bir gereği olarak Fatih Kanunnamesi'nde devletin iç karışıklıklara düşerek parçalanmasına meydan vermemek için kardeş katri meşrulaştırılmıştır. Ne demiştik biz derste? Nizamı alem için devletin bekası için kardeş katli vaciptir. Yani devletin bekası nizamı alem için olacaktı. Cevap Ceyhan olacak. Nizamı alem devletin parçalanmasını engellemek amacıyla. Hangisi Osmanlı Devleti'nde İslam hukuku çerçevesinde alınan şer'i vergilerden biridir? Şimdi avarız örfi vergi, anam örfi vergi, çift resmi örfi vergi, tapu resmi örfi vergi, öşür şer'i vergi. Öşür, harat, cizye bunların şer'i vergi olduğunu söylemiştik. Öşür, harat, cizye. Değerli öğrencilerim, Zaten öşür orada ayrı bir şekilde duruyor. Ee, onu da yapmışsınızdır diye umuyorum. Osmanlı klasik döneminde yeni yerleşim alanları oluşturma ve tarımsal alanlar açma faaliyeti şenlendirme olarak tanımlanmıştır. Şenlendirme. Hangisi bu uygulamanın örneklerinden biri değildir. Yani Osmanlı bir yere e, şehir yapacaksa onu şehir, şenlendirme tabiri kullanmış. Yani iskanla alakalı bir şey bu. Konar göçerleri fethedilen bölgelere yerleştirmek tabii ki şenlendirme. Üst düzey askerlere uçlarda arazi tesis etmek bu da aynı şekilde. Tekke ve zaviyeler için vakıflar kurmak şenlendirme. Arazileri tarıma açanlara vergi muafiyeti yapmak şenlendirme. Malikane divani sisteminin yaygınlaşması. Malikane zaten olumsuz bir şeydi. Duraklama döneminin sonlarında, gerileme döneminde iltizamın ömür boyu verilmesi zaten olumsuz bir şey. Ama şenlendirme olumlu bir şeydi. Burada büyük ihtimalle arazilerin e, tekke ve zaviyeler için vakıfları kurdurmak kelimesi belki C şıkkında takılmış olabilirsiniz. Ama o da yine şenlendirme ile vakıf olumlu bir şeydir. Bu açıdan düşüneceğiz. Vakıflı olumlu bir şey ama malikane olumsuz bir şey. 4 olumsuz 1 olumlu var burada. Onu da yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Cevap edin ne olacak? Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının görev ve yetkileri arasındadır? İlmiye sınıfı ne yapar? İlmiye sınıfı ulemadır. Medrese mezunudur. O nedenle ilmiye sınıfının neler olduğunu bilmemiz lazım. Mukataların yönetilmesiyle ilgili ilmiye sınıfı herhangi bir Tasarrufta değildir. Mukata dediğimiz salyaneli arazilerin e, biliyorsunuz mukata. Devletin peşin para ihtiyacını karşılar. O yüzden mukata olamaz. Eğitim öğretimin yürütülmesi var. Eğitim öğretim yürütülüyor. Davaların görülmesi var. Eğitim öğretim işi Şehir Üstam'da davaların görülmesi Kadı ve Kazas geldi. O yüzden cevap ne olacak? 2 ve 3 olacak. Yani Denizli olmuş oluyor o da. 2 ve 3 yani hem eğitim öğretimin yürütülmesi hem de davaların görülmesi ilmiyenin işidir. Evet, diğer sorumuza gelelim sevgili öğrencilerim. Sultan II. Mahmut 3 Mart 1829'da Kıyafet Kanunu yayınlamıştı. Buna göre ilmiye sınıfı dışında büyük devlet görevlileri fes, pantolon, ceket giyecek. Sarık ve cübbeyi ancak ilmiye sınıfı taşıyabilecekti. Buna göre İkinci Mahmut ile ilgili bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım ikinci Mahmut ne düşünmüş bununla ilgili? Islahat çalışmalarının askeri alanda sınırlamadığı. Eminim ki bunu sınırladığı gibi okumuş olanlar vardır. Islahat çalışmalarının askeri alanda sınırlamamış. Bu var. Ulema kıyafetlerinde değişiklik yapmamış. Zaten ulema o şekilde giyiniyordu. Bu da var. Yenilikleri hukuka dayandırdığı o da var üçü de var. Yenilikleri hukuka dayandırması neyle? Kanun çıkartmış. Bakın üstte işte, kanun diyor. Kanun hukuk demek zaten. O nedenle bunun cevabı 1, 2, 3. Üçü de var. ikinci Mahmut üçünü de yapmış. Osmanlı Devleti'nde toplumun din farkı gözetilmeksizin eşit görülmesine dair hükümler yukarıdaki siyasi belgelerin hangisinde yoktur? Defalarca bunu söyledik. Hatta bununla ilgili aynı soruyu ben sınıfta paylaşmıştım. Tanzimat ve kanun Esas Siye anayasal gelişme, senet ittifak anayasal gelişme değildi. Sadece bir anayasalcılık hareketti. Bu nedenle tanzimat fermanı ve kanunu esasiye e, tanzimat fermanı ve Kanun kanunu esasiye cevap ne olacak? Yalnız iki olacak yoktur dediği için. Yani senet ittifakta bununla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Güzel bir soru daha. İktam gazetesi ile ilgili ben bilgi vermiştim. Hatta demiştim ki Orhun kitabelerinin yayınlandığı ilk gazete İktam gazetesidir. 2. Abdülhamit döneminde e, yayınlanmıştır. İşte onunla ilgili bir soru vardı. İktam gazetesinde yayınlanan bir haber şu şekilde. Bunca zamandan beri beklenen mukaddes günün yüce ve unutulmaz sabahı. Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik getiren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı. Müslüman, Hristiyan, Musevi, bütün Osmanlıların yüzlerinde görülen pırıltı hürriyet diyor. Bu haberin aşağıdaki gelişmelerin hangisi üzerine yayınlamış olduğu söylenebilir. Sevgili öğrencilerim bu soruyu çözerken umarım tarihe bakmışsınızdır. Yani tarih 1908 diyor zaten. Cevabı içinde vermiş ikinci meşrutiyet. Cevap ikinci meşrutiyet olacak. Zaten yukarıda şıkkı vermiş hürriyet, adalet. E hepsini söylüyor. E hepsinin yüzünün güleceğini söylüyor. Yani ikinci meşrutiyetin ilanı hem de tam tarihi vermiş. Demiş ki 25 Temmuz 1908. Goben ve Bristol'la ilgili son derslerimizde de önemli bilgiler vermiştik. Onunla ilgili bir soru vardı. Goben ve Bristol sorusu. Goben ve Bristol gemilerinin 11 Ağustos 1914'te Çanakkale'ye sığınmaları üzerine Osmanlı hükümeti bu gemileri daha önce satın aldığını açıklamış ve gemilere Yavuz ve Midilli isimleri vererek Türk bayrağını çekmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlarında bu gelişme hangisine yol açmıştır? Yani diyeceksiniz ki hocam bu kadar mı bir e, kolay soru olur? Osmanlı Devleti'nin tarafsızlık açıklamasının gündemden düşmesine. Tabi bu zamana kadar Osmanlı tarafsızdı ama bundan sonra gündemden düştü savaşa girdi. Bu olay olduktan sonra Osmanlı savaşa girdi. Aslında bu şekilde soracakken cevap verecekken bu şekilde cevap vermiş ÖSYM. E. Güzel bir dikkat sorusu ona çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi artık inkılap tarihi sorularına geliyoruz. Mondros mütarekesi sonrasında Yunanistan yoğun bir propaganda çalışmasına başladı. Ve Yunan diasporasında yardımını alan Başbakan Venizelos birçok fon oluşturdu. Elde edilen gelir Yunan propagandası yapmaları karşılığında İngiliz ve Fransız gazetecileri de verilmiştir. Onlara da para aktarmışlar. Bu bilgiler dikkate alındığında Yunanistan'ın amaçlarıyla ilgili hangisi söylenemez. Şimdi burada da ee, çok aslında basit gibi görünüyor ama dikkat gerektiriyor. Avrupa kamuoyunu kendi lehine çevirmek istiyor. İzmit'i ve çevresini İtalya'ya verilmesini önlemek istiyor. Büyük Yunan devletini kurmak istiyor tabii ki. Batı Anadolu'yu işgal etmek için batıdan destek arıyor. Ama Ege adalarının askersizleştirmesi kararı hani nerede verilmişti ki o karar? O karar da Lozan'da verilecek. O nedenle Bursa şıkkı olacak. Ege Adaları'nın askersizleştirilmesi kararını değiştirmeye çalıştığıyla ilgili bir durum söz konusu değil. O ileride olacak bir durum. Evet onun da cevabı Ege Adaları'nın askersizleştirilmesi olacak. Diğer bir soru Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastıktan sonra Kurtuluş yolunun düşmanla savaşmaktan geçtiğini ve bunu ancak ulusun başarabileceğini dile getirmiş. Hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın bu tespiti doğrultusunda değerlendirilebilecek gelişmelerden biridir. Tabii ki yerel direniş örgütleri oluşturuyor. Buna biz ne diyoruz? Kuvayi Milliye diyoruz. Yerel direniş örgütlerine biz Kuvayi Milliye deriz. Mustafa Kemal Paşa'mızın öncelikle yapmak istediği şey buydu. Yerel direniş örgütleri. Milli mücadelede yaşanan hangileri TBMM'de gerçekleşmiştir? Güzel bir konu, güzel bir soru. Serv anlaşmasının reddedilmesi. Serv anlaşmasını reddeden kimdir? Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Riyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkartılması tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi nerede? Misak-ı Milli nerede yazılmıştı? Erzurum'da yazıldı. Sivas'ta yayınlandı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi de onayladı. Hani orada TBMM yok. O zaman 1 ve 2 olacak cevap. Yani Serv Anlaşması'nın reddetmesi, Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkartması TBMM'de gerçekleşmiştir. Ama Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi dediği Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden bahsediyor bize. Cevap 1 ve 2 olacak. Amasya görüşmelerinden soru var demiştik. Çok şükür çıkarttık. Her yıl zaten Amasya görüşmelerinden soru geliyordu. Mustafa Kemal Paşa ve Salih Paşa arasında gerçekleşen Amasya görüşmelerinde hangileri gündeme gelmiştir? Meclis başkanının kim olacağı? Meclisin nerede toplanacağı? Mebusan meclisinin seçimlerinin nerede yapılacağı? Şimdi meclis başkanının kim olacağı tartışılmadı. Ama meclisin nerede toplanacağı? Meclis seçimlerinin yapılması konusunda görüşmeler yapıldı. O nedenle bunlar olacak 2 ve 3. Sadece Meclis Başkanının kim olacağı tartışılmadı. Diğerleri tartışmalardan ikisiydi. Lenin'le ilgili bir soru vardı. Lenin 1. İnönü Savaşı sonrasında Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı mektupta her milletin kendi mukadderatına hakim olması prensibinin iki devletin gelecekteki münasebetleri esasını teşkil edeceğini bildirmiş. Buna göre Sovyet Rusya'nın Anadolu ile ilgili biliyorsunuz Moskova konferansı da 1. İnönü savaşından sonra yapılmıştı. İlişkilerin o dönemle sınırlı kalacağı. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz çünkü bu bir olumsuz cümle. Türkiye'nin iç işine karışmayacakları emperyalist bir polika izlemeyeceğini söylemiştir. Çok da basit ama dikkat gerektiren bir soru. 2 ve 3 olacak cevap sevgili öğrencilerim. Umarım bu soruyu yapmışsınızdır. Şimdi pür dikkat dinlediğinizi düşünüyorum. Yani sınıf donmuş gibi şu anda dinleyen arkadaşlarımız buraya kadar umarım iyi gidiyordur her şey. Sevgili öğrencilerim, Türk ordusunun 13 Eylül 1921'de kazandığı Sakarya zaferinin sonuçları ile ilgili bakalım hangisine ulaşılamaz. Mustafa Kemal Paşa askeri ve siyasi gücün artmasını sağlamıştır. Doğru. TBMM hükümeti sınırları belirleyen anlaşmalar imzalamıştır. Doğru. Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, İstiklal mahkemelerinin kurulması için uygun bir ortam oluşturmuş. Nerede kuruldu İstiklal Mahkemeleri? Nerede kuruldu? Bildiğiniz gibi 11 Eylül 1920'de kuruldu. Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla kurulmuştu. O yüzden Sakarya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili değil, defalarca Sakarya Savaşı'nın sonuçlarını söylemiştik. O nedenle ulaşılamaz diyor. Ulaşılamayan şey de yalnız 3 olacak. Lozan Barış Anlaşması ile ilgili bir soru var. Mustafa Kemal Paşa Lozan Konferansı düne ve bugüne 3-5 yıla ait hesapların sonucuna bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki 3-4 yüzyıllık birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesi onunla uğraştık. Buradaki 3-4 yüzyıllık hesaplar derken neyden bahsediyor? Herkes yapmıştır Uman'ın bunu. Kapitülasyonlardan bahsediyor tabii ki. 1500 35 yılında kanuninin Fransızlara verdiği kapitülasyonlar 400-500 yani 400-300 yıllık bunlar. İşte atamızın söylediği şey de kapitülasyonlar olacaktı. Forumlarda görüyorum insanlar yazmış hangisi olacak şu mu bu mu diye. Kimisi savaş tazminatı demiş. Kimisi Türkiye Irak sınırı demiş. Türkiye Irak sınırı ne zaman sorun oldu? Lozan'dan sonra sorun oldu. Ama kapitülasyonlar Yüz yıllardır devam ediyordu. Cevap buydu. Soyadı kanunu ile ilgili güzel bir cevap var. 21 Haziran 34'te soyadı kanunu kişi toplum ve devlet düzeni içerisinde daha belirgin hale gelmiş ve toplumsal eşitlik yolunda önemli adım atılmıştı. Buna göre hangisinin soyadı olarak alınmasında bir sakınca yoktur. Rütbe ve memuriyet hatlarında var. Ahlaka aykırı ifadelerde sıkıntı var. Yabancı ırk ve millet isimlerini alamazsın, aşiret adlarını alamazsın, şehir ve coğrafi mekan isimlerini alabilirsin. Mesela şehir ismi e, Ahmet Erzurum, Ahmet İstanbul e, ya da Ali Anadolu e, gibi. Bunun gibi isim alabilirsin, sıkıntı yok. Cevap Edirne olacak. O da dikkat gerektiren bir e, soruydu. Saltanatın kaldırılması 17 Kasım 22'de Vahdettin'in yurttan ayrılması sonrasında Abdülmecit Efendi'nin halifelik makamına geçişi hangisiyle gerçekleşmiştir? Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle çünkü Abdülmecit Efendi TBMM seçti biliyorsunuz. Meclisin seçtiği tek halifedir. O da Abdülmecit Efendi de TBMM tarafından seçilmiştir. Türkiye 1930'da yapılan belediye seçimiyle hangileri doğrudur? Kadınlar oy kullanmıştır. Evet, kadınlar oy kullandı 30'da belediye seçimlendi. Genel seçimlerle birleştirilmiştir. Hayır, bu doğru değil. Birden fazla siyasal parti katılmıştır. Doğru. Çünkü 1930'da SCF var, bir de Ahali Cumhuriyet Fırkası vardı. İki parti daha, üç parti daha vardı giren yani CHP dışında iki parti daha vardı. O zaman cevap 1 ve 3 olacak. Kadınlar oy kullandı ve birden fazla siyasi parti katıldı. Buna zor dediler ama şöyle bir baktığımda gerçekten bu sorunun bir zorluğu var. Bilen için kolay da biraz daha hani bir tık daha ileri gitmemiz gerekiyor. Kadınların oy kullandığı tamam BMW diyoruz işte belediye seçimlerinde falan filan. Genel seçimlerle birleştirilmiş, bunu mantık yürütmemiz lazım. 34'te genel seçimlerde birleştiriliyor. Birden fazla siyasi parti katılmış, benim dersime girenler büyük ihtimalle yapmışlardır. Çünkü 1930'da birçok partiyi yazdık biz. E, hatta Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın seçimlere girdiğini, kazanamadığını ama Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın belediye seçimlerini aldığından bahsetmiştik. Yani biraz gıldırgıcık bir soru ama ee, cevap 1 ve 3 olacak. Oy kullanmış ve birden fazla parti seçime girmiştir. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Atatürk, Türk milleti bin yıldan fazladır bu topraklarda yaşama hakkına sahiptir. Biz kudreti ve görkemi bütün dünyada Asya ve Avrupa Afrika kıtalarında tanınan bir milletiz demiştir. Tabii ki milliyetçilikle alakalıdır. Milliyetçilikle ilgili bir soru geleceğini sınıfta da tahmini Canlı yayınlarımda da bildirmiştim. O da bizi utandırmadı. Milliyetçilikle ilgili bir soru geldi. TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar geçe sürede yapılan uygulamaların hangilerini barındırdığı söylenebilir. Tabii ki e, milliyetçiliği barındırdı. Halkçılığı barındırdı. Ama devletçiliği barındırmadı. Sevgili öğrencilerim, Derslerimi çok iyi hatırlarsınız ki uzaktan da da söylemiştim. 1930 öncesi devletçilik zaten yok. Yani devletçilik 1929 krizinden sonra demiştik ve burada bahsedilen milli mücadele yılları, yani o nedenle devletçilik zaten olamaz. Milliyetçilik var, bir de halkçılık var. Forumlarda gördüm e, milliyetçilik işaretlemişler, yalnız bir işaretlemişler ama halkçılık da var orada. Halkın kendi kendini yönetmesi de var aslında. Yani orada egemenlik de var. 23 Nisan 20'de Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar geçen sürede yapılan uygulamalarda cumhuriyetçilik var. Ee, ama orada şıklarda yok. Milliyetçilik, halkçılık var şıklarda. Doğrudur. Ama devletçilik zaten 30'dan sonrası. 25 Nisan 26 Haziran 1945 tarihlerinde toplanan San Francisco Konferansı'nda hangisiyle ilgili karar gerçekleşmiştir? Atlantik Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in ilk sözü söylenmişti. Sonra Yalta Konferansı'nda organları oluşmuştu. En sonunda demiştik ki San Francisco Konferansı'nda kuruldu Birleşmiş Milletler diye. ÖSYM'de bunu atlamamış ve San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in kurulduğu söylenmiş cevap o olacak. 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti'nin ilk genel kurulunda Antidemokratik yasaların yürürlükten kaldırılmasını, seçim esasına gerekli değişikliklerin yapılması ve Cumhurbaşkanı ile Parti Başkanlığı görevlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir bildiri yayınlanmış. Şimdi daha işte şeyin kurulmadığı bu e, dönemde dörtlü tahrir diyor. Bakın bazı arkadaşlar bunu dörtlü tahrir yapmış. Neden değil onu söyleyeyim. Dörtlü tahrir. Demokrat Parti'nin kurulmasından önce yayınlanmış bir şey. Yani daha CHP'deyken dörtlü tahriri yayınlıyorlar. Ama burada dikkat ederseniz işte dikkati ölçüyor burada. Demokrat Parti'nin ilk genel kurulu. Demek ki parti kurulmuş. Antidemokratik yasaların yürürlükten kaldırılması dediği de hürriyet misakıdır. Böyle bir hürriyet misakı yayınlanmıştır. E, ve hürriyet misakından sonra da bu denilen değişiklik yapılmıştır. Son soruya geliyoruz. ABD Başkanı Johnson, Başbakan İsmet İnönü'ye Kıbrıs sorunuyla ilgili 1964 tarihli mektubuyla Türkiye'nin başta SSCB olmak üzere Doğu Bilo ülkelerine yönelik bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine neden olmuştur. Johnson mektubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir defa Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadı gerdi. Ha Olay Kıbrıs sorunuyla ilgiliydi Johnson mektubu. Belki oradan şaşırmış olabilirsiniz. Ama Soğuk Savaş döneminde yazılmıştır kesindir. Yani direkt buna ulaşılabilir. Soğuk Savaş döneminde yazılmıştır sevgili öğrencilerim. Yani NATO'dan Türkiye ayrılmadı. ABD diplomatik ilişkileri kesmesine yol açtığı belki şey yapabilirsiniz. İşaretlemiş olabilirsiniz ama Türkiye-ABD diplomatik ilişkiler kesmesine yol açması o 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bize ambargo uygulamışlar. Belki ondan dolayı kafanız karışmış olabilir. 27 Mayıs'ta zaten alakası yoktu ama bu e, neyle ilgiliydi? Soğuk Savaş döneminde yazılmış olmasıyla ilgiliydi. Johnson mektubunu da böylelikle bitirmiş olduk. 27 soruyu güzel bir şekilde sessiz sakin çözdük sevgili öğrencilerim soruları tekrar söylüyorum şurada toplasanız iki tane soru var böyle iki basamaklı düşünme gerektiren şeyler ama onun dışında çok fazla bizi yormayan aslında dikkat gerektiren tam bir ÖSYM tarzı güzel bir sınavdı güzel bir ee, soru şıkkı e, ve cevapları da güzeldi yani burada Çalışan arkadaşlar, dikkatli yapan arkadaşlar kesinlikle bu 27 sorudan en az 25 soru yapmıştır. Bunların hepsini zaten derslerde söyledik, siz de çalıştınız. Ee, güzel bir sınav olmuş ee, benim gördüğüm kadarıyla. Ölçme değerlendirmeye de uyuyor. Ee, öğretim yöntem ve tekniğine uygun sorular da var. Gerçekten güzel sorulardı. Zor soru toplasanız iki taneydi. Dediğim gibi iki tane basamaklı. Ee, sorularınız varsa alabilirim sevgili öğrencilerim. Tebrik ediyorum. Sınav bitti artık kurtuldunuz. Tamam bundan sonrası bekleyeceğiz. Sınav bitti çok da fazla düşünmenize gerek yok. Önemli olan 2023 yıla sınava girmiş olarak girmekti. Ee, bunu da başardık. İyi bir e, sezon geçirdiğimizi düşüneceğiz artık. O Bundan önceki iptal edileni düşünmeden. Ee, diğerlerinde de umarım güzel geçmiştir. Ee, ama şunu söyleyeyim. 2022 KPSS zor diyorlar. Genel olarak öğrenciler. Yani bizim öğrencilerimiz ya şu ana kadar zor diyen olmadı. Benim dersine girdiğim öğrenciler ama genel olarak zor diyorlardı e, sınava. O zorluk da nereden kaynaklı ÖSYM'nin o tarzına geri dönüş var. Buradan anlaşılan ÖSYM böyle sizden dikkat istediği için daha çok dikkat ağırlıklı olduğundan kaynaklıdır sevgili öğrencilerim. O nedenle bunu böyle değerlendirmek lazım. 2022 KPSS tarih sorularını da çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.